Kefen giyerim, Galatasaray forması giymem dediğiniz doğru mu hocam? O dönem Fenerbahçe'den teklif aldınız ve Galatasaray'a mı gittiniz yoksa Fenerbahçe'den teklif almadınız mı? Çünkü seni duyurduktan sonra bir izleyicimiz şöyle bir şey yazdı. Evet. Senden nefret ediyorum çünkü seni çok sevmiştim yazdı. Bu çok özel bir şey senin için. Galatasaray'a transfer oldu bir ay sonra ben Bağdat Caddesi'ne gittim. <laughs> Değişik çünkü... bir hareket hocam. Tabii. Elver Balic, Markajdan merhabalar. Bugün değerli yorumcumuz Elver Balic beraberiz. Balic beraber eski günlere dair çok güzel bir söyleşi yapacağız. Off the Record serimizin yeni konuğu Elver Balic. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Sizinle bu programı yapıyor olmak inanılmaz derecede gurur ve memnuniyet verici. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı hislerimle. Çok teşekkürler. Şimdi sırayla başlıyorum sorulardan hocam. Tamam. Öncelikle eskilerden başlamak istiyorum. Bosna Ersekli futbolcularla alakalı hep bir hikaye vardır. Zor günleri ifade eden ki siz de o dönemlerde bizzat yaşamış insanlardan birisiniz. O günleri bize birazcık anlatır mısınız? Aslında bu çok uzun bir hikaye. Ee, çok detayları var. Şu kısaca anlatmaya çalışacağım. Tabi Bosna'da bulunduğum sürece de o zaman tabi 17 yaşındayken en zor aslında en genç zamanı en böyle çılgın zamanda maalesef savaşla karşılaştık. Daha önce tabi Bosna'da işte normalde her çocuk gibi güzel bir çocukluğu yaşadım. Hani en çok futbol oynadım işte ne bileyim okula gidiyor vesaire yani klasik şeyler. Ondan sonra tabi 92 senede de savaş başlayınca her şey bir anda değişti. Tabi savaş içerisinde işte hala Futbol oynamaya çalıştık. Bir tarafta hani yaşamaya çalışıyorsun. Gerçekten savaş e, hani anlatılmaz yaşanır ya. Kimseye de Allah vermesin böyle bir şey. Çok zor günlerde yaşadım. E, ama hiçbir zaman hani pes etmedim. Özellikle futbol oynamaya devam ettik. Zor günlerdi ama sonuçta yaşaması gerekendi. Tabii... Ailemizde ölen vefat eden Yaşın oldu. Ya yani sadece benim değil, bir sürü orada benim arkadaşlarım da aynı. Dediğim gibi zor günlerde ama sonra 95 senesinde işte 96 95 senesinde savaş bitti. Ben de yavaş yavaş Türkiye'de ayağa bastım ve orada benim kariyerim başladı. Türkiye'de ilk olarak yolunuz Bursa Spor'a Bursaspor Bursa hocam. Spor, evet. Bursa Spor olan transferiniz nasıldı? O dönemleri bize biraz anlatır mısınız? İlk görüşmeler nasıl başlamıştı? Aslında olaylı bir şekilde, olaylı derken hani ben Bosna'dan bizim takım Sarayevo takımında yurt dışına çıktık. Yani 13 ay kaldık. Oradaki oynanan maçlarda işte toplanan işte paralar, bizim Bosna askerlerimize giden çok da güzel böyle turnova gibi bir şey ama uzun süre sürdü 13 ay. O anda da bir Bursa Spor'la bir maç yapmıştık. E, o zaman bizim Necat Beyediş hocamız vardı rahmetli. O maçta iyi oynamıştım o maçta. Kazanmıştık o maçı. 5-2 mi 5-3'tü ne? Ve iyi oynadıktan sonra tabii maç bittikten sonra Necad Hoca önce bana söyledi. Hani böyle böyle bir şey. Hani benim orada transfer etmek istiyorlar. Ama biz biz tabii Bosna'dan izin aldığımız için bizim rahmetli başkanın Ali, Ali izin alıp tabii öyle kalmamız Biraz sıkıntılı oldu. Ben de takamla devam ettim 1-2 ay tekrar. Ama e, Neced Hoca bana bir telefon numarası bıraktı. O kağıt hep böyle cebimde taşıyordu. Dedim olur da yarın öbür gün yine e, buralara gelirsem hani mutlaka haber veririm falan. Ondan sonra biz de tabii Bosna'ya dönüyorduk. İşte gittik Arabistan'a, Malezya, Endonezya bayağı bir gezdik. Sonra Bosna'ya dönüyorduk. Ben de şansımı deneyeyim dedim havalimanında Necdet Hoca'ya telefon açtım. Hatta saat geceydi. Saat 3'te gece. E, eşi o zaman telefona çıktı işte. E, ben de aradım. Böyle böyle işte Necdet Hoca ile görüşmek istiyorum. Necdet Hoca benimle görüştü. Böyle böyle hocam dedim hala ilgileniyor musunuz? Ben dedim buradan gideceğim dedim. Ben çünkü Bosna'ya dönüyorum. Ben artık gelmek istiyorum eğer ilgileniyorsanız. Hoca dedi ki tabii ki gelebilirsin. Bir arkadaşımla beraber yalnız değil. Oradan eşyaları bırakıp taksiye biniyoruz. Hiç kimseyi sormadan Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Ya yani aslında büyük bir riskti. Burada tabii çok fazla detaylar var. Çok fazla zamanımız almasın diye böyle kısaca Bursa'ya geldim. E, o günde de artık benim e, hani Bursa Spor'da şeyim başladı. Futbol oynamaya başladım orada. Daha doğrusu antrenmanlara çıktım. E, Şubat ayındaydı galiba. Hani ben lig çoktan oynanıyordu. Ben işte Intertoto Kupası'ndan önce yani 4-5 ay geçmesi gerekiyor. Ondan sonra Intertoto Kupası ile beraber başlamam gerekiyordu. Ve öyle Bursa'da kaldım. 2 Şubat 95 senesinde hiç unutmayacağım bu tarihi. Hocam Bursa Spor'da Intertoto'da bir final maçınız var. O maç efsanedir. Kastro evet. Bayağı da hüzünlü bir maçtı. O gün neler yaşandı hocam? Valla kaç sene geçti? İşte 96 senesinde galiba Hala da bazen insanlar bu maçta bahsediyorlar, benim jenerasyonumda en azından. İnanılmaz bir maçtı, biz zaten daha önce o grup maçlarında hepsini geçtik, işte Wimbledon'a gittik, 4-0 yendik. Tabii kimse beklemiyordu böyle bir şey. Tüm maçları yavaş yavaş böyle ağlıyorduk falan. Tabii o zaman Intertoto herkes izliyordu çünkü o zaman UEFA veya ne bileyim Şampiyonlar Ligi daha başlamadı, işte lig başlamadı, herkes Intertoto izliyordu. Biz de o zaman gerçekten hem o kadro olarak müthiş bir performans gösteriyorduk. İşte Kalsure maçına geldik, İşte çok güzel bir atmosfer başladı o zaman. Hesler oynuyordu. Kalsure'de müthiş bir oyuncuydu. Onu hatırlıyorum. O atmıştı golü 1-0. Sonra ben attım. Hatta benim iyi gol Bursa Spor için. Çok böyle kısa bir hikaye var o, o, o gol ile ilgili. Beni Bursa'ya şimdi bu maçlara oynuyorum ama bir türlü gol atamıyorum. Şimdi ne yapacaklar? Beni bir tane teyzeye götürüyorlar. Kurşun dokturacaklardı ben, bana. Hani niye böyle oluyor? Hani iyi oynuyorum ama gol atamıyorum diye. Kurban keseceklerdi falan. Neyse beni götürmüşler orada. Böyle bir şeyler yapıyorlardı falan filan. Neyse bitti o. Ondan sonra kurban kestiler. İşte ayağımı sürdüler falan. O maça çıktım attım. Muhtemelen işe yaradı o zaman. 1-1 oldu maç. İşte 2-1, 2-2, 3-2 biz öne geçtik. Bizde Musisi vardı. 3-2'den sonra müthiş bir pozisyonu kaçırıyor. Yani 4-2 maç olacaktı. Atamadı. O top döndü falan. 3-3 maç oldu. Sonra uzatmalarda falan filan derken penaltıları şey geldi maç. 9-8 penaltılarda kaybettik o maçı. Hiçbir zaman da unutmayacağım tabii. Ümit abi vardı bizde. Sol bek o kaçırmıştı. Artık kimse kalmadı topu vuracak. O en son vurdu. 9-8 maçı kaybettik. Ve tabi e, tabii üzüldüm o maçta. Hani daha sonra galiba Bordo vardı ya da Milan vardı. Böyle bayağı bir güçlü takımlar vardı. Ama unutulmaz maçlarından biri Kalsuriye maçı Bursa Spor'la. Hocam sonrasında meşhur bir Fenerbahçe maceranız başlıyor ki o dönem için hatta bugün için bile çok ciddi bir rakama geliyorsunuz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye hem geliş sürecinizi hem de Fenerbahçe'deyken yaşadıklarınızı şöyle kısaca bir dinleyebilir miyiz sizden? Evet. Tabii şimdi Bursa Spor'da oynamaya başladım da hemen iki seneden sonra, ikinci sene sonra ufak tefek işte gazetelerde yazan, çizen işte büyük takım istiyor Galatasaray, Fenerbahçe işte Beşiktaş. Yazılıyordu, çiziliyordu ama hiçbir şey böyle ciddi değildi. Sonra e, benim dört sene mukavelem vardı. Üç sene bitti. Üç, üçüncü 100 seneden sonra o zaman Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Başkan bir oyla seçiliyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Ve hemen seçildikten sonra açıklamalardan böyle yıldız oyuncu işte Türkiye'den bir oyuncuları alması lazım. benim ismim geçti. Tabii o bir iki hafta içinde hemen telefon geldi bana tabii. Direkt konuştum Aziz Başkan'la. İşte böyle böyle gelmek ister misin diye. Ben de hemen tabii kabul ettim. Aslında sözlü bir konuşmayı hiçbir hani hiçbir imzası yoktu bir şey yoktu. Sözde dedim tamam ben gelirim yani Fenerbahçe. Ya. O zaman devreye şey dedi gildi, İstanbul Spor girdi. İstanbulspor evet. girdi. O zaman Cem Uzamlı başkan evet. galiba. Ee, onlar da ciddi hatta Fener kadar galiba 9 milyon dolar falan veriyorlardı. Ee, onlar da girdi. Galatasaray tabii daha düşük bir meblayla 3-4 milyon euro. Ondan sonra tabii ben başkanla konuştuğumda hemen söz verdikten sonra artık benim için bitmiştir o transfer ve Tabii bir iki hafta sonra ben de Bursadan e, üzülerek tabii ayrıldım çünkü Bursa benim için gerçekten ayrı bir yeri vardı. Ama bir yandan da tabii büyük bir camiye geliyorum Fenerbahçe. Ye. Bir de o senin bahsettiğin hani büyük transferle 9 milyon dolara geliyorsun. Ee, inanılmaz bir baskı var üzerimde. Yani hatta magazinde çok fazla konuşuldu. İşte bu parayla bu kadar okul açılır, bu kadar yol yapılır falan filan. Ben de bayağı böyle aslında kendine güvenen bir oyuncuydum ama ister istemez büyük bir baskı vardı. Ee, büyük bir beklenti vardı ve Fenerbahçe'ye geçtim ve Fenerbahçe'ye kampa katıldım. Başladım Fenerbahçe'ye. Muhteşem bir başlangıç yapmıştınız diye hatırlıyorum hocam evet. ben yaşım yettiğince. Fenerbahçe döneminizden unutamadığınız anlar var mı? Veya şu an unutamıyorum dediğiniz spesifik bir anınız var mı? İlk döneminizden bahsedelim hocam. Ya Fenerbahçe'de unutamadım şöyle bir şey var. Tabii ki maçlardan. Özellikle bizim o zaman da UEFA maçlarımız vardı. Bir Göteborg maçı vardı. Parma maçı vardı. Mesela hiç unutamadığım maçlar. O atmosferi. Benim orada iyi oynamam. Gol atmam. O mesela Göteborg maçında 2-1 orada kaybetmiştik. Orada asist yaptım. Sonra kendi sahamızda ben attım. Geçtik turu. Sonra Parma ile oynadığımız maçta aynı şekilde 3-1 e, içeride 1-0 yendik. Orada 3-1 kaybettik. Yine 3-2 oluyordu maç neredeyse ve o sene Parma UEFA'ya kazanmıştı. O zaman Aspriallar, işte Dino Bacolar, Crespolar falan müthiş bir kadrosu vardı. Mesela o maçları hiçbir zaman unutmayacağım. Bir tane Galatasaray'a karşı 2-2 maç, onu da hiçbir zaman unutmayacağım. Müthiş bir atmosfer. Ya Fenerbahçe zaten geldikten sonra her şey iyi gidiyordu. Her şey giderken unutalım unutulmayacak bir bir sürü anımız var ama en çok bu maçları hatırlıyorum. Her zaman Fenerbahçe deyince bu maçlar aklıma geliyor. Abi her şey iyi giderken bölüm sonu canavarı giriyor devreye ve Real Madrid'den bir teklif alıyorsun. O dönemlerle alakalı bir söylenti var. Aziz Yıldırım'la çok duygusal bir konuşma yaptığın söyleniyor. O konuşmanın detaylarını alabilir miyiz senden? Evet. E tabi şimdi Fenerbahçe'de ilk seneden sonra açıkçası ben de hani böyle büyük bir takımda teklif geleceğini düşünmüyordum. E tabi özellikleri Almadrid gelince ilk başta tabi ben de inanmıyordum. Hani gazetelerde yazılıyordu, çiziliyordu ama dedim yok yani mümkün değil böyle bir şey. Ondan sonra tabi ilk görüşmeye geldiler. Onu hatırlıyorum Fenerbahçe. E tabi o zaman baş Başkan Aziz Aziz Yıldırım başkan o zaman şey dedi. Hani yok biz dedi 35 milyon dolar istiyoruz. Böyle astronomik bir rakam. Satmak istemiyoruz gibi ama fiyatı da söyledi. Tabii bunlara çok fazla geldi. Neyse gittiler. Ben de Fenerbahçe kampa gidiyorum. Dedim ki ikinci sezon artık benim kafam rahat hazırlanacağım. İşte Fenerbahçe ile devam edeceğim. Sonra onlar da Anelka'yı almaya gidiyorlar. Meğerse o transfer olmuyormuş. Tekrar bu sefer tekrar İstanbul'a geliyorlar. Peki o dönem abi senin Real'e gitmek gibi bir isteğin var mı yoksa kalsam da olur ya, bu Bravo bu. çok güzel bir soru aslında. Ben şimdi Fenerbahçe'ye geliyorum ve müthiş bir sezon geçiriyorum. 18 gol, 15 asist galiba. Hatta gol kralında ikinciydim galiba o sene. E müthiş bir sezon. Her şey çok güzel gidiyor. Yani muhtemelen başka bir takım gelseydi ben kabul etmezdim. Yani ama Real Madrid gelince gitsem mi, gitmesem mi? Burada da güzel. Gitmesem de belki bir daha böyle bir fırsat gelmez. Zaten sohbetimiz başkanla öyle geçti. Yani gerçekten başkan da bırakmak istemiyordu. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben dedim başkanım hani bir daha böyle fırsat gelir gelir mi diye bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey söyledim. Hiç unutmayacağım. Yani Allah korusun dedim. Bir sakatlık olur. Bir şey olur dedim. Belki bir bir daha böyle bir fırsat gelmez. Hani bence gitsem iyi olur. Ama bu sefer tabi gerçekten uzun tüyle. Hani böyle üzgünüm. Nasıl derler? Başka bir söz. Hani böyle bir, bir kırgınlık bir böyle şey var içimde. Arada kaldım ama tabi hem Fenerbahçe'nin bu kadar para kazanması müthiş bir şey oldu. O zaman 20 milyon dolar civarında. Şu an bile ilk üçte diyebiliyorum. E, tabii şu anda, sahi anda sahi bile sonrasında. çok büyük. Yani şu anda belki kıyaslan 60-70 milyon dolar ederdi. Yani o o zamanki transfer. Bir de Real Madrid'in tarihinde en büyük transferdi o zaman. Kolay değildi tabii ama tabii bir anda bir gün sonra Madrid'e uyanıyorum. İşte neredeyim falan filan. O da sonra bambaşka bir şey başlıyor. Marcela Madrid'de başladı. hocam iyi başlamıştınız. Hatta hazırlık maçlarının sanırım tamamında oynamıştınız. Evet. Sonrasında Barcelona maçına yakın bir sakatlıkla başladı sanırım. Doğru mu hocam? Yoksa zaten bir sakatlık var mıydı? O sakatlık konusunu biraz detaylandırabilir miyim? Aslında ben herhangi bir Fenerbahçe'ne gittikten sonra herhangi bir sakatlığım yok. Ama dediğin gibi ben bütün hazırlık maçlarda oynadım. Tam lig başlamadan önce hatta kaç gün belki bir hafta 10 gün hafif bir sakatlığı geçiriyorum. Hatta çok iyi hatırlıyorum ligin ilk haftası Mallorca maçıydı. O maçı da oynat oynatacaktı ben. Yani o zaman John Toşak hoca vardı ilk 11'de. Hafif bir sakatlığı geçiriyorum ve MR çektikten sonra biraz işte menisküz zedelemesi falan. Ama ondan sonraki süreçte sürekli dizim böyle yavaş yavaş şişiyordu. Ben onun tedavisini yapıyordum işte çalıştırıyordum güçlendiriyordum. Ondan sonra arada işte milli takım vardı bilmem ne falan. Ben de milli takama gidiyorum ve Estonia ile karşılaşıyoruz. O maç 4-1 kazanıyoruz gol atıyorum o maçta. Tabii Barcelona maçından önce böyle bir performans. Tabii hemen gazeteciler arıyor işte nasıl oldu, ne oldu falan filan. Ben de tabii dönüyorum. Madrid'e dönüyorum. Ondan sonra antrenmana çıkıyoruz. İşte son çalışma zaten hani e, cumartesi maçtı galiba. Biz cuma günü işte normal taktik çalışması. Son işte son 10 dakika, 15 dakika kaldı antrenmanda. Maalesef orada bir hareket yapıyorum ve dizimde böyle dönüyor falan. Orada çaprazlar kopuyor. Tabii üzüldüm, ağladım. İşte futbolcular geldi, üzülme diye falan ama yine de hani çaprazlar koptuğunu düşünmedim dedim. Belki ufak bir daha sakatlık oldu. Maalesef işte 6 ay, 7 ay, 8, 8 ay uzak kaldım. Kaderim böyleydi yani. Ondan sonra bayağı bir toparlama süreci falan filan derken böyle bir... ilk gittiğinizde peki hocam oyuncuların size yaklaşımı nasıldı realde? Sonuçta bir rekorla gittiniz oraya. Az Tabii rekorla gittikten gibi. sonra işte beni en çok şaşırtan pozitif anlamda bu. Futbolcuların o kadar bana karşı özellikle bu büyük oyuncuların hani büyük daha doğrusu eski oyunculardan kaptanlanır. işte mesela benim Madrid'e girdiğim o gün hatırlıyorum Fernando Hierro beni karşılıyor işte merhaba nasılsın hani hoş geldin bir şey lazım olursa ben buradayım falan gibiler. Ben şok olmuştum. Ben çünkü bu oyunculara bu futbolcular bu kadar büyük yıldızlara hep şey zannettim. Çok fazla egolu çok fazla böyle muhabbet etmek istemeyen tipteki oyuncular zannettim ama hiç de öyle değil. Beni gerçekten müthiş karşıladılar. En iyi arkadaşınız kimdi hocam realde? Tabii orada bizim Balkan'dan bir oyuncu vardı. iki tane oyuncu. Bir Roberto Yarni vardı. Bir de Ognjenovic vardı. Bir tanesi Sırbistan'da bir tanesi Hırvatistan'da. İkisi de milli takım oyuncusu. Sonra Macmanaman'la iyi anlaşıyordum. ile iyi anlaşıyordum. İşte Anelka geldi sonra Anelka ile muhabbetim. Jeremy vardı o zaman Jeremy ile. İşte öyle biraz daha Avrupa'dan gelen oyuncularla ama herkesle iyi geçiniyordum. Benim hiçbir zaman öyle bir sorunun olmadı. Sakatlık sonrası hocam bir kısa Fenerbahçe kiralık dönemi oldu. 2000-2001 sezonu. Evet. Ve şampiyonlukla sonuçlandı. Evet. O kadro nasıl bir kadroydu? O şampiyonun sırrı neydi hocam sizce? Tabii o kadro yine çok iyi bir kadro. İşte ben geldikten sonra kiralık hani Rapayic geldi, Revivo geldi işte Anderson vardı, Lazetic vardı. Yine Balkan Dan işte gelen oyunculardan işte Mert Meriç vardı, Mirkoviç vardı. Galiba Moşe de vardı o zaman bildiğim kadarıyla. Yani ciddi bir çok iyi bir kadro vardı. Mustafa Hoca geldi o zaman. Ya çok başarılı olduk çünkü çok güçlü bir hem kadromuz vardı hem de hücum anlamda çok güçlüydük. Yani bir de Mustafa Hoca'nın böyle bir felsefesi vardı. Hani 3 tane atarsın ya da 4 tane atarsın 2 tane yersin. Yani önemli değil. Biz herkese atarız. Biz her zaman fazlasını atarız. Yani hatta bazen 4-5 tane forvetle çıkıyorduk yani. Tırnak içinde forvetle. Ben, Emre Payıç, Emre Vivo beraber işte ne bileyim Anderson var, var hepsi hucum. Ama herkese atıyorduk yani. Bir tane, iki tane, üç tane atıyorduk. Bir tane iki tane yiyorduk ama bir şekilde maç kazanıyorduk ve o sene tabi sezon sonu şampiyon olduk. İlk yarı e, oynadım sonra ikinci yarıda bir oynadım oynamadım. Sonra ama şampiyon sonunda şampiyon olduk ve benim için güzel bir sezon oldu. Sonra Real'e dönüş var hocam. Orada döndüğünüzde bir Los Galacticos'la karşılaşıyorsunuz. Figo'lar, Zidane'lar. Evet. Bravo. Orada neler yaşandı hocam? Çünkü sonuç olarak Fener'de şampiyon olup tekrar dönüyorsunuz. Reale. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'de şampiyon oldum. Tekrar geri geliyorum Madrid'te tabii yine kampa gidiyoruz işte yani transferler Bu arada tabii dünyanın o zaman en iyi en iyileri geliyor işte yine Figo geliyor Zidane. Zidane geliyor işte yine kamplara gidiyoruz orada işte hazırlık maçlarda Ben de oradayım kadro'nun içindeyim ama tabii o kamplardan sonra del Bosque tabii Toşaktan sonra geldi ve bir konuşmamız oldu Hatta bu bizim onoviç Sırbistan'dan gelen çocukla beraber oturup konuştuk bize çağırdı dedi ki işte böyle böyle Hani artık öyle bir kadro kurduk hani size muhtemelen şans yani oynamak için şans zor gelir diye. Ben de tabii Del Bosque'ye o zaman teşekkür ettim çünkü bana direkt söyledi böyle bir şey. Ben de hep böyle bir şeyi seviyordum. yani Teknik direktör direkt söylemesi lazım. Yani futbolcunun ne düşündüğünü. Tamam dedim. Ben de çok fazla itiraz etmedim. Şimdi Zigo, <laughs> Zidane ve Figo gelin, gel, geldikten sonra ne itiraz edeceksin ki? Yani müthiş bir kadro. Ondan sonra benim bir kiralık dönemi. Yani Madrid'den baktım oynamayacağım. Rayo Vallecano kiralık olarak gittim. Orada bilmiyorum şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Birkaç 10 maç mı 12 maç oynadım. Oradan ayrıldım. Ve ondan sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Sonra Galatasaray transfer oldu. Hocam bu Galatasaray transfer meşhur bir konu. Bununla evet. alakalı cevabınızı biliyorum ama yine de sormam gerekiyor. Çünkü izleyiciler direkt yazarlar. Kefen giyerim Galatasaray forması giymem dediğiniz doğru mu hocam? Tabii şimdi seninle böyle ilk defa bu konuda konuştuğumuz için yine bir son defa cevap vereceğim. <laughs> Teşekkürler. Abi. çünkü o kadar çok cevap verdim. E bir kere benim hani hep aynı söylediğim hep aynı şey. Tabii ki böyle bir şey söylemedim. Nereden çıktığını da bilmiyorum. Kimin yazdığını da hatırlamıyorum. Tabii o dönemde bu kadar hani önemsiz bir şey ki benim için ve benim ağzımda bir şey çıkmadığı için açıklamak zorunda değildim de böyle bir şey. Yani öyle çünkü bu kadar büyüyeceğini de düşünmedim. Bu 20 yıl, 22 yıl, 23 yıl geçtikten sonra hala bu konuşuluyor Diyorsa keşke o zaman dedim ki keşke o zaman açıklama yapsaydım da ama önemsemedim. Tabii ki benim Türkçeden böyle bir kelime de yok. Hele o zaman daha da az Türkçeyle hiç yoktu o zaman. Sonra ben hani soruyordum hani bu kelime nedir ne dildir falan filan. Bana anlatmışlar sonra. U dedim bu bayağı bir ağır bir kelime. Asla böyle bir şey tabii ki söylemedim. Ne Galatasaray ne başka bir camia için Böyle bir şey olmaz olamaz da E tabi zaten ben İtalyan insanları biliyor Benim karakterimle bir şey söyleyeceğim O dönem Fenerbahçe'den teklif aldınız ve Galatasaray'a mı gittiniz yoksa Fenerbahçe'den teklif almadınız mı? E, ben o sene Madrid'den sonra dönükten sonra tabi Fenerbahçe'den teklif bekledim Hatta bir görüşmem oldu ama Maalesef hangi nedenlerinde bilmiyorum Belki o kadro tekrar güçlü bir kadro Kurulduğu için ve aynı pozisyonda Çok fazla oyuncu olduğu için beni tercih etmediler Ben açıkçası üzülmüştüm o sene Çünkü ben düşünüyordum Fenerbahçe'ye tekrar gelip hani ne bileyim iki sene, 3 sene, 4 sene tekrar futbol oynayacağım. Muhtemelen orada da bırakırdım futbolu Fenerbahçe'de öyle düşünüyordum. Ama maalesef öyle bir şey olmayınca ben de Galatasaray'da böyle bir teklif gelince ben de tabii yine çok büyük bir camia. Çünkü o zaman zaten 22-28 yaşında hala böyle Avrupa'da oynamak işte ne bileyim Şampiyonlar Ligi maçları. Kariyerimi düşünüyordum. Hiçbir zaman başka bir şey düşünmüyordum. O yüzden Galatasaray tercih ettim ve Galatasaray transfer oldu. Peki hocam o günlere dönebilseniz Galatasaray'a gelir miydiniz? Şimdi bu şekilde dönseniz o günlere tabii, ben hiçbir zaman hiçbir transfer konusunda pişmanlık duymadım. Gerçekten bunu bir söyleyeyim. Yani hangi takımda oynadıysam hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Galatasaray konusunda da aynı şekilde. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki o sene başka şartlarda nasıl diyeyim? Ne bileyim sakatlık yaşamışım. Belki o zaman kendimi güçlü o kadar hissetmiyordum. Galatasaray'ın o sene inanılmaz çok fazla transfer yapıldığını, bazı yanlışla yani transfer olarak da çok yanlış yapıldığını düşünüyorum. E tabi bir de arkasında tam böyle formaya aldım dedim. Hani oynamaya başladım. Tekrar bu sakatlık yaşadım. E zaten o beni bayağı bir geri itti. Aslında Galatasaray'da da çok başarılı olmak istedim. Çok... Ve inanıyorum ki ben bu sakatlığı yaşamasaydım muhtemelen çok daha başarılı olurdum Galatasaray'da. Aynı şekilde Fenerbahçe'deki gibi. Ama dediğim gibi hiçbir zaman pişman olmadım. Hiçbir transfer konusunda pişman olmadım. Abi Fenerbahçe o dönemleri hatırlayanların damağında bir tat bırakmış bir futbolcusun ve ben bence sana doyamamışlar. Yani yeni evet. jenerasyonun bence Arda Güler'e hissettiklerini hissetmişler sana karşı. Çünkü seni duyurduktan sonra bir izleyicimiz şöyle bir şey yazdı. Evet. Senden nefret ediyorum çünkü seni çok sevmiştim yazdı. Bu çok özel bir şey senin için. Çok. Buradan yola çıkarak sormuştum aslında ben bu Galatasaray sorusunu. Bu tarzda paylaşım yapan insanlar hakkında taraftarlar hakkında ne düşünüyorsun abi Fenerbahçe tarafında? Çünkü Galatasaray'a gittiğin için çok büyük bir kırgınlıkları var sana. Tabii şimdi çoğu mesela insan Fenerbahçeliler de o zaman benim Fenerbahçe'ye gelmek istediğimi bilmiyordu. Orada beni yani istemediler o sene hani tekrar ben Fenerbahçe yoksa ben tabii ki Fenerbahçe'yi başta tercih ettiğim. Tabii Galatasaray'a geldikten sonra sahaya ilk çıktığımda o antrenmandaki tepki ben çok iyi hatırlıyorum ve gayet de doğal karşı, karşılıyorum. Çünkü hani hem Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a gitmek hiç de kolay bir şey değil. Yani bir de e, dediğin gibi sevilen bir futbolcuydum Fenerbahçe'de oynadığım dönemde. Tabii kimse de böyle bir şey beklemiyordu. Ama tabii ben bir yandan ben profesyonel ben de kariyeri düşünmem lazımdı. O yüzden tabii ki tepkiler oldu. Hatta belki biraz cesur bir hareketti. Bir ay sonra ben Galatasaray'da transfer oldu. Bir ay sonra ben Bağdat Caddesi'ne gittim. <laughs> değişik çünkü, bir hareket hocam. Tabii çok değişik bir hareket. Ben çünkü Bağdat Caddesi'ne oturuyordum. Sonra Florya'ya taşındım. Florya'da dedim bir ay sonra ben Fenerbahçe dedim ki gireyim. Bakayım ne olacak falan. Neyse ki orada bir olay çıkmadı. Arada bir böyle. Çünkü o zaman Fenerbahçeler hepsi orada biliyorsun Bağdat Caddesi'nde işte böyle birkaç laf ettiler ama tabii şaka bir tarafa. Anlıyorum yani tabii ki böyle bir tepkiler oldu. Hala da insanlar işte keşke gitmeseydin işte böyle biz seni seviyorduk ama bence hiçbir zaman Fenerbahçe'den yani beni unutmadılar. Benim için bu bu önemli. ve Her zaman karşılaştığım insanlarla o güzel günleri falan hatırlıyor. Tabii bir kırgınlıkları olabilir o, o dönemde ama sonuçta her şey tatlıya bağlandı ve Fenerbahçe taraftarlarına şimdi de gördükten sonra yani ya da her yerde böyle gördükleri zaman o eski tribünlerde bahsediyorlar bana. Ben de mutlu oluyorum. O zaman abi o meşhur soruyla geliyorum. Taraftarlar merak eder. Elver Balic hangi takımda? Tabii ki Fenerbahçeliyim ben. Bunu hep söylüyorum. Öyle de. Yani önce tabii Bursaspor benim için apayrı bir şey. Ondan sonra Fenerbahçe tabii. Yani biliyorsunuz bir, bir iki kere bir turnuva oynamıştık biz. Galiba Acun'un bir turnuvası vardı. Orada da Fenerbahçe formasına gidiyor. Hatta orada iki kupa kazandık. O da güzel. O da önemli bir şey. Ben Fenerbahçeliyim tabii ki. <laughs> abi bence bundan sonraki 10 yılda sizin gibi eski o dönemde Arda'da oynayan futbolculara sorulacak çok net bir soru var. Onu sormak istiyorum sana. Belki bu soruyu sormak için çok erken ama o da senin gibi Real Madrid e transfer yaptı. Belki anlamışsındır. Sence potansiyel yetenek olarak Arda Güler mi, Sergen Yalçın mı? Şimdi tabii potansiyel olarak sorduğun zaman tabii Arda'nın geleceği çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Yani potansiyel olarak ama şimdi kıyaslama hani Sergen mi o dönemdeki Sergen ve şu andaki Arda kıyasladığı zaman bence tabii ki Sergen. Yani Sergen'in senelerde ne oynadığı işte milli takımda yaptığı yani başarı. Çünkü başarı üzerine gidiyorsun yaptığı işlerden üzerinde. Ama yetenek olarak o kadar zor bir soru ki. Yani Arda şimdi yani benim düşündüğüm kesinlikle Sergen'i geçer ve bunu söyleyebilirim. İnşallah sağlığı yerinde olsun. Yani sonuçta Madrid'de öyle bir transfer 18 yaşına gidip de böyle bir transfer olması herkese nasip olmaz. Yani o yüzden ben Arda Sergen'in kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Ama şu andaki hani Sergen'in oynadığı dönemde ve şu andaki Arda çünkü erken daha söylemesi bence Sergen daha önde. Hazır Arda konusuna girdik. Arda tıpkı senin gibi hocam Madrid'e gitti ve aslında benzer bir sakatlık yaşadı. Arda'ya söylemek istediğin tavsiyelerin var mı hocam? Evet. Çünkü sen oraları görmüş, benzer şeyleri de yaşamış bir insansın. Aslında evet. Maalesef aynı kaderi. Hatta bu sakatlık yaşadıktan sonra çoğu arkadaşları da bana mesaj işte ne bileyim ben de konuştum. Dedim ki ya nasıl böyle bir şey olur ya aynı aynı benim gibi dedim. Tabi umarım benim gibi ağır bir sakatlık değil. Ben iki kere sakatlanmıştım. Altı ay uza kaldım. Onun muhtemelen bir iki ayda sağlara döner diye düşünüyorum. Bir kere onu tabi üzüldüm. Ya nazar değiyor. Ben gerçekten nazara çok inanıyorum. Ya o kadar göz önünde 18 yaşındaki bir çocuk da bir Real Madrid'e mü müthiş bir yetenek. Herkes ondan bahsediyor. Muhtemelen nazar değdi çocuğa. Ama umarım toparlar. Ya tavsiyem şöyle bir şey tavsiyem olabilir. Hiç kimseyi tanımasın. Tanımasın derken hani 18 yaşında olmasına rağmen bence orada kendinin zaten o liderliği var da. Asla kimseye şey yapmaması lazım. Kendine hem o yeteneği hem tabii ki futbolcular arasında iyi davranması lazım. Ama o sahada olduğun zaman ki ben antrenmanlarda da gördüm. Dediğim gibi o liderli falan içinde var. Çünkü liderli bana göre sonradan olan bir şey değil. Ya var ya yok. Arda fazlasıyla var. Tavsiyem öyle devam etsin. Tabii çok daha fazla çalışması lazım. Çünkü inanın orada oyuncular zaten kendi çalışıyor. Herkes kendi eksikleri görüyor. Hani hocalara bile ihtiyacı yok çok daha fazla, çok daha güçlü olması lazım. Çok fizik gücü artık futbol o noktaya geldi ki yani artık iki yönde oynamanız lazım. Yani hiç sadece topla oynamak değil. O yüzden çok fazla çalışması lazım. Ve şöyle bir şey tavsiye ederim. Mesela ben orada biraz şöyle bir yanlışlık yaptım. Futbolcularla biraz daha uzaklaştım. Ne bileyim biraz daha böyle çekingen bir tiptim. Asla öyle bir şey yok. Futbolcular bir yere çağırıyorsa onlarla beraber bir an önce dil öğrenmesi lazım bence. İspanyolca hemen çözmesi lazım. Zaten onu şey yapacaklar. İki ay sonra hemen basın toplantısını çağıracaklar. Beni de çağırdılar. İki ay sonra ben daha hiçbir şey bilmeden başladım konuşmaya yani ister istemez. Yani kesinlikle İspanyolca hemen öğrenmesi lazım. Mesela tavsiyem şu anda bunlar ama bir yeteneğe hiçbir şüphem yok. Bize off record'da ekstra bir off record'da bir tavsiyeniz olmuştu Arda hakkında. Yani daha doğrusu Arda konusu konuşulurken. Hani ona söyleyebilsem Türk doktor tedavi ol derdim de. Bravo. Bravo, çok güzel. Bunun nedenini alabilir miyiz sizden? Evet. Keşke evet, şimdi ameliyat olmuş orada ama ben e, onun yerinde olsaydım. Mesela ben onu ya, ben yanlış yaptım. Ben keşke Türkiye'de ameliyat olsaydım çünkü burada çok değerli doktorları vardı ve inanılmaz güveniyordum ben. Ki ikinci ameliyat Galatasaray'da ben Türkiye'de yaptım ve hiçbir zaman sorunum olmadı. Benim orada hem ameliyat çok kötü geçti hem o zaman kadavradan almışlardı. Böyle yeni bir sistem vardı o zaman. Ben de orada o doktorlara benim güvenim yoktu. O yüzden ben yani umarım böyle bir şey olmaz ama keşke Türkiye'ye gelseydi ameliyat burada olsaydı. Bak net net söylüyorum yani. Peki hocam bir diğer yorumcumuz Ümit Davala ile Galatasaray'da o da arkadaşıydınız. Evet. Şimdi de markaj ailesinde beraberiz. Ümit Davala için neler düşünüyorsunuz? Ha, evet beraberdik. Soyma da size paylaştık. Valla çok sevdiğim bir arkadaşım. Her zaman neşeli, her zaman esprili. Bu arada PlayStation'i çok iyi de oynuyor. Çok iyi de oyuncuydu zaten kariyeri belli. Valla burada beraber olmakta da çok mutlu mutluluk duyuyorum. Çok sevdiğim bir arkadaş. Her şey en iyisini düşünüyorum yani Ümit Davala için. Yani ne söyleyebilirim ki? Hazır o dönemlere gitmişken bir de sizden hocam en iyi 11'inizi alalım beraber oynadığınız. Oo. En iyi 11'i? Evet. Şimdi tabii Madrid'den hepsini sayarız. Nasıl? Benim aklıma geldi. Nasıl diyeceğim? <laughs> ama şöyle mesela. Üç yerli zorunlu Kalede mesela Rüştü koyabilirim. Hocam üç yerli zorunlu olsun. 3 <laughs> yerli o da güzel. Rüştü koyabilirim kalede. Kasilas'tan daha iyi kaleci bence. Bu çok zor ya. Hangi formasyonla oynatıyorsunuz hocam? Vallahi en çok hangisini koyabilirsem o formasyon <laughs> Ol <laughs> olsun. Çünkü. <gülüyor> Olur. Sen <laughs> ne olabilir? 4-3-3 mü olabilir? Olur hocam. Çünkü en çok orada koyabiliriz. Vallahi çok zor. Ee, sağ bekte hadi Salgado koyalım. Sol bek tabii ki Roberto Carlos. Stoperlerde Fernando Hierro, Uche koyabiliriz. Olur mu? İddialı oldu hocam. Üçe olsun. Eee orta sahada oo, çok var ya. Nasıl yapacağım? Sidorf var, Fernando Redondo var. Bilmiyorum sen belki hatırlamazsın gençsin. Bir tane de Moshe olsun. Forvette de Raul var. Sağda kime koyabiliriz? Aa bak şey unuttum. Zidane'ı da unuttum bak. Çok zor <laughs> <Zidane>. soruları soruyor ya. Ben Zidane'ı nasıl unutacağım <laughs> Zidane'ı? <'yi? gülüyor> Zidane <'yi. gülüyor> Hadi sağda şöyle santraforu hani Raul'u koyalım. Sağ tarafta e... McMan. Yok, McManaman'da Ronaldo daha iyi oyuncular muydu? vardı. Yok Ronaldo yoktu o zaman. Allah şükür. <laughs> sola kime koyabiliriz? Çok zor ya. O kadar figo... çok oyuncu var ya. Sağ figo olsun. Evet sağ figo. Sen kendini de bir yere koyarsan. Yok yok ben koymayacağım kendimi. Koymasın mı kendini? Yok ben bundan benden iyi ya. Doğru ya doğru. Koyamam. Sol yani sola Zidane ya. koyalım. Sağdan... Figo'yu koyalım. Raul'u. Ne dedik? Fernando, Redondo, Sedorf Bir de Moshe'yi koyduk değil mi burada? Salgado, Roberto, Carlos, Hierro, Uche. Bir de Ruchto. Öyle olsun. Ama Hoca? teknik direktör o da çok zor ya. Love olsun. Love olsun teknik direktör. Kusura bakmasınlar. Şimdi belki birilerini unutmuş olabilirim buradan. Hani gerçekten çok fazla oyuncu vardı. Abi bu isimler karşısında ben evet kusura bakmazlar çok... diye düşünüyorum. <laughs> bence de çok güçlü bir kadro oldu. En çok Madridhan maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Hocam değişik bir soruyla geleceğiz sana şimdi. Sen zaten kendi ülken için oynamış bir milli futbolcusun. Mehmet A milli takımda oynamıştı. Senin için o dönemler şartlar olgunlaşsaydı Türkiye milli takımı için oynamak ister miydin? Benim o zaman aslında teklif vardı. Çünkü ben o zaman Bursa'da oynarken o zaman Fatih Hoca vardı galiba teknik direktör daha yeni. Böyle bir teklif geldi ama tabii benim o ki şartları çok daha farklıydı. Yani savaş ülke savaşta hatta bir çok kişiyle danıştım. Benim eski teknik direktör hocam vardı. İşte babamla, annemle falan karar vermek çok zordu. Bir de tabii ülke savaşta gerçekten hani Bosna Milli Takımı biraz önceliği oldu ama yoksa o zaman teklif gelmişti e, Türk Milli Takımında. Ama o zaman Bosna milli takımı seçmiştim. Yani bir de tabii gençiz o zaman 20 yaşında tam olarak karar da veremezdi. Yani onun, onun için herkese soruyorsun ama kariyer açısından olur mu? Belki Türk milli takımı seçsin kariyer belki daha daha iyi ol olabilirdi. O da apayrı bir şey ama o zaman Bosna milli takımı seçmiştim. Peki hocam son sorumu soracağım. Elver Balic bugün geçmişindeki bir noktaya gidecek ve orayı değiştirecek. Orada bir değişiklik yapacak. Hangi noktayı seçerdin? Biraz düşünmem lazım bunu. Keşke o Barcelona maçından önce pres yapmasaydım mesela. Sakatlanmazdım. Benim hiç yapma, yapmayacağım şey ben de orada çıktım pres yapıyorum. Harbiki öyle bir oyuncu değildim. O da pres yapmasaydım sakatlanmayacaktım. Belki Barcelona maçına çıkacaktım. Hocam tüm içtenliğinizle cevapladığınızı hissettik. Çok evet. teşekkür ederiz cevaplarınız için. Bundan sonra Markaj kanalında sizi bol bol göreceğiz zaten. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Buradan söylemek istediğiniz bir şey varsa alın. Çok teşekkür ederim. Valla ben de çok keyif aldım. Gerçekten kolay sorular da değildir aslında bu arada ama umarım herkes keyif almıştır. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.